Çok önemli bir tanık. Şimdi Mehmet Bey canlı yayında. Bir kendisiyle konuşmak istiyoruz. Sonra Maide canlı yayında olacak. Mehmet Bey çok önemli şeylere tanıklık yaptığını söylüyor. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba Dilek Hanım. Ben Mehmet Beyciğim tanışalım önce. Didem Hanım. Rica ederim, rica ederim, hiç problem değil. Memnun oldum tanıştığıma da. Şimdi siz o gün nerede ne gördünüz Mehmet Beyciğim? Neredeydiniz? Olayla ilgili ne gördünüz? Bir anlatır mısınız lütfen? Didem Hanım buradan ambulans ve itfaiye geçince evim zaten yol üzerinde olduğu için evet. Hani ben de daha durmak üzereydim yani eve girmek için. Hı hı. Tabii aslında hani onların gidişini görünce ben de peşine takıldım. Şimdi bir olay olduğu belli yani o tarafta. Hı hı. Peşine takıldım. Kanalın orada itfaiye aracı döndü gitti ileride durdu. Ben de hemen yolun girişinde zaten o kaza yapılan alanın ilk giriş virajında durdum. Hı hı. Hasan orada yatıyordu. O şeyin mikserden beton dökülmüş zaten onun kenarında yatıyordu. Ha, virajın orada mı yatıyordu? Hani ben üstüne gittim kendisi. Mehmet Bey virajın orada mı yatıyordu? Virajın bir 15 metre içerisinde 15 metre ilerisinde. Nasıl hani yatıyordu? Yoldan 15 metre ne durumdaydı? Girdiğinizde. Ne durumdaydı? Arkadaşlar bu görüntü çok karanlık. Özür dilerim ben ekibe bir söyleyeyim. Bu görüntü çok karanlık. Yani şimdi, gerçi anlaşılıyor tamam girin arkadaşlar tamam peki tamam. Tamam. Donukkara girin ki anlaşılsın. Söyleyin tamam. Üstü başı nasıldı? Ha. Üstü başı sadece pantolonu bir yerlere sürtmüş böyle. Orada o betonlara sürtmüştü galiba. Çünkü çizik çizik olmuştu. Hı hı. Üstü başı kuruydu. Üstünde hiçbir ıslaklık yoktu. Dedim sen nereden çıktın? Evet. Dedi ben suyun içinden çıktım. Alalım görüntüyü lütfen. Suyun içinden çıktım deyince ben... Hı. Suyun içinden çıktın mı dedi? Evet suyun içinden çıktım dedi bana. Kendisiyle bayağı konuştum. Hatta kimlerdensin, nereden geliyorsun diye sorduğumda Yedikuyu köyünden geliyorum. Dedim evin orada mı? Hayır ben dayımgilden geliyorum dedi. Bunu söyledi. Peki, hani suyun... bayağı konuştum kendisiyle hemen hemen bir yarım. Bayağı konuşmuşsunuz. Suyun içinden çıkmış ama üstü kuru muydu? Üstü kuruydu, montu kuruydu. Sadece pantolonunda o betonlara mı artık yere sürte sürte kendisine bir iz bırakmıştı. Hatta kendisine şunu sordum. Nerede ağrı var diye ayağımda dedi. Ayağına dokundum. Hani ayağını elledim. Kırığı olan bir insanın ben dokunduğum zaman bağırması gerekiyor, haykırması gerekiyordu. Yok ne yazık ki öyle bir tepkiyle karşılaşmadım. Normal ay 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 diyordu. Ben yapmadım kelimelerini kullanıyordu. Biz kaza yaptık. Siz o kelimeyi hani duydunuz mu? Dedik, Mehmet Bey siz olayı duydum. Ben yapmadım mı diyor. Ben yapmadım kelimelerini zikrediyordu. Biz kaza yaptık diye. Dedim ne oldu? Bana söylediği şu. Dedi ki önüme tavşan mı çıktı, it mi çıktı, eşek mi çıktı bilmiyorum. Dedim çarptın mı? Evet dedi. Frene basmadın mı dedim. Bastım dedi. Ben o kuruluğu görünce suyun içinden çıkmış bir balık sırılsıklam olurken bu kuruydu. Neyse yola yürüdüm köprüye doğru. Onu yerinde bıraktım zaten. Hı hı. O dediği yerden 500 metre yürüdüm. 500 metre boyunca ne bir fren izi gördüm, ne bir hayvanın leşini gördüm, ne bir kan gördüm. Hiçbir şey görmeden geri döndüm. Sonra polis arkadaşlar geldiler. Ha. Hatta ambulansa binmiyordu. Kendisini... Yaklaşık yarım saat hatta görüntülerde de var orada bazı kanallar orada çekim yapıyordu. Kayıtlarda da ben görünüyorum zaten. Ambulansa binmiyordu. Ben zorla ikna ettim. Ayağa kaldırdım. Ayağı kırık bir insan ayağa kalkamaz. Görüntülerde de var. Götürdüm ambulansa bindirdim. Polis arkadaşla birlikte ambulansa da yine konuştum. Yürüyebildi mi? Ve ben oradan inerken... Mehmet Bey ne olur unutmayın. Tabii yürüyebildi. Koluna... rahat rahat yürüdü ambulansa kadar. Yürüdü kolundan tuttuk tabi hani rol yapıyor ya bir insan belli zaten her şeyinden yanımdaki polis arkadaşla da ben kendisine dedim bak bu bir cinayettir bu kaza değil o anda bunu bir cinayet olduğunu sesiniz düşündünüz bunu bir cinayet aynen. Neden? Ben anda yarım saat için çünkü bir insan o kanalın içerisine düşüp arabayla kaza yapıp çıkarsa hatta şunu söyledim sordum kendisine dedim arabada kimse var mı dedi çocuklarım var dedim yani sen çocuklarını bırakarak kendin mi çıktın buradan dışarıya hani bir baba düşünün bir anne düşünün 3-5 tane evladı varsa hani ciğer tatlıdır derler ya çırpınırsın belki kendini ölüme atarsın o çocuklarını kurtarırsın bir dakika önce. Doğru ama haklısınız böyle bir şey arkadaşlar üstte bir anne ve 5 çocuk yazar mısınız olay tanıklığıyla bir anne ve 5 çocuk yazar mısınız lütfen bir anne yani... ve 5 çocuk. Bir anne ve 5 çocuk ya benim inanılmaz yüreğim acıyor. Aileyi tanımıyorum etmiyorum burada gördüm ama o çocukların görüntüsü aklıma geldikçe ve ekranlara geldikçe de gerçekten inanılmaz üzülüyorum Mehmet Bey. Peki Bu Hasan çok mu sakindi? Fazla mı sakindi? Hasan sakin, sadece şey yapıyordu, hani rol icabı inliyordu. Ben bunun hani bu olayların hepsinin tanığı oldum burada. Kendisi zaten beni normalde tanır muhtemelen gördüğü zaman. Çünkü kendisine en fazla konuşan, muhabbet eden orada bendim. Hı hı. Polis arkadaşlara hani bunun bir cinayet olduğunu söyledim. Bu kaza değil, bu bilinçli yapılmış bir olay diye. Sonra babası geldi, babasını buldum burada. Babası bana şunu söyledi, dedi ki bu oruçta kendi evini yaktı. Bunu babası söyledi. Babasını da oradaki polis arkadaşlardan görüştürdüm. Emniyet müdürü, yanılmıyorsam ya şube müdürüydü, gelmişti. Hepsini birbirinden görüştürdüm. Dedim ki amirim bu bir cinayet. Bu kaza değil. Yani bunun üzerine giderken cinayet bazlı gitmemiz gerekiyor. Ben en son o küçük kızın hani dalgıç ekibi çıkarırken o cansız bedeni böyle saçları dökülerek çıktığında hani ben orada bir tuhaf oldum artık. Orada çıkmak zorunda kaldım. Hasan zaten ambulanstan alındı oradan. Sonra hani o araç çıkarıldı zaten. Aracın çıkma olayına geleyim. Çarpmış olan bir araçta tampon mampon düşer, önü hasarlı olur. Araçta herhangi bir hasar yoktu. Halat koptu, araç tekrar geri düştü suya. Bunlar çekerken, ikinci bir bağlantıda çekerken tamponu betona sürterek koptu. Yukarıya çıktı, ben o aracın etrafında da döndüm. O aracın etrafından baktım. Benim bayağı görüntülerim var orada. Bütün kameralar gördü zaten. O araçta herhangi bir çarpma, herhangi bir kan, herhangi bir iz yoktu. Bunların hepsini göre göre ben polise bunu zaten anlattım. Hani bunun bir cinayet olduğunu, bunun bilinçli yapılmış bir olay olduğunu. Ama ne yazık ki ben 2 gün sonra aradım hatta konuyla ilgili. Çünkü beni çağıracaklardı. Numaramı da aldılar zaten orada. Görüşmek için. Hatta dediler seni çağıracağız tanık olarak. Ben olay anını görmedim ama olaydan sonra çok kısa bir süre sonra, ki ben oraya gittiğimde hava aydınlıktı zaten. Daha kararmamıştı. Burada Mayıs ayında 6,5-7 gibi hava kararıyor. Hı. Ve hani bahar zamanı artık, ürün zamanı, ekin zamanı. Yani öyle bir dizenek sistem düzmüş ki arkadaş. Yanılmıyorsam planı da yaparken bu ikinci eşiyle birlikte yapmış. Bunu nereden, bu kanaate nereden, bu kanaate nereden vardınız? Hissinle beraber yaptığınız. Hissim hani tek taraflı olmadığını gösteriyor. Tek taraflı olan bir plan değil bu. Peki şimdi olay anına tekrar gidelim. Orada siz, Hasan diyor ki bize de daha önce söylüyor. İşte 4. ya da 3. viteste giderken o viraj, siz araç kullanıyor musunuz? 3 ya da 4 viteste sola dönebilir mi o keskin virajı sizce beyefendi, Mehmet Bey? Didem Hanım, benim yaşım 50-52. Ben hemen hemen siz söyleyin 35-40 yıldır araç kullanıyorum. Kaza atlattım, kazalar geçirdim. Şöyle bir düşünün. Mesela bugün 3. 4. vitesten giden bir araba 70-80 kilometre süratten gider. Evet, öyle söylüyor çünkü. Bir araç sola, ben düşüncelerimi söylüyorum artık, bundan sonrasına siz karar vereceksiniz. Virajı biliyorsunuz. Yani benim evim ki ben o yolların hepsinden gidip geliyorum. Bütün köyleri de tanıyorum zaten, şahısları. Onun için zaten kimlerdendesin diye sordum. Şimdi şöyle bir olay var. Çok keskin bir viraj oluşmuş oluyor. Hatta kırık bir viraj oluşmuş oluyor orada. Hı hı. Orada bir arabanın 70-80 kilometre süratle döndüğü dakika, döndüğü anda karşıya geçişi kaçınılmaz. Ve araç sola dönerken şoför sağa doğru yatar. İmkanı yoktur. Kendinizi atamazsınız. Çok bilinçli, düz bir şekilde planlandı, düz bir şekilde yani keserek. Yani araç sola doğru olsa aracın altında kalır diyorsunuz değil mi? Sola doğru dönse aracın altında kalır. Ezilir yani. Daha dışarı çıkamaz, kapı açılmaz. Onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Didem Hanım zaten kapı baskı yapıyor ve artı o dönüşünüzde siz sağa doğru yatıyorsunuz ister istemez. Evet. Peki Hasan araç diyor sola dönerken yani aracı sanki böyle eliyle araba şeye doğru, su kanalına bırakıp kendisi de önceden hemen kendisini atmış gibi duruyor. Ve şunu söylüyor, ben kendimi attım, yürüyemeyecek durumdaydım. Ondan sonra sürüne sürüne gittim. Hiç üstü bayağı bir yarım saat, 1 saate yakın zaman geçirmişsiniz. Şu üstünde, kazağında ya da orasında şey böyle beyaz duruyor. Biz görüntülerde öyle görüyoruz. Yine de haksızlık yapmamak için. Bir toprak izi, bir şey var mıydı Hasan Bey, Mehmet Bey? Sadece pantolonunda benim aracımı durduğum yerde bir, dedim ya hani mikserden dökülen bir beton kalıntısı var. Aha. Kendisini oralara sürtmüştü. Bunu çok iyi biliyorum. Zaten bunların hepsini görmemiş olsaydım, bilmemiş olsaydım, üstüne düşmemiş olsaydım, polislere bunun bu olduğunu o anda söylememiş olsaydım, hani derdim ki ben kafadan bir şeyler söylüyorum. Şimdi çok önemli bir telefon orada var. Orada gördüğüm... Evet, gördüğünüzü söyleyin, sonra buyurun. Ben anlatın, ben telefonu alacağım, söyleyin. Benim orada gördüklerimin hepsi bu kişinin bunu hani uzun bir süre tatbikatını yaparak, orada planını yaparak, tam boşluk zaman hangi saatlere denk geliyor, hani orada kimsenin olmadığı anları göz önüne getirerek planını çok güzel bir şekilde işledi. İnşallah temennim odur ki o cansız çıkan bedenleri gördüm. Özellikle o kız çocuğunun saçları dökülmüş vaziyette sudan çıkarılırken, hani vicdanen insanlık bir rahatsızlık hissediyor. Neticede can, yani bir hayvan bile ölüyor, üzülüyorsun. Bir de bir can, insan varlığı. Onu gördükten sonra bilmiyorum, hani o insana karşı benim merhametim, vicdanım el vermiyor ki ona suçsuz diyeyim. Suçlu bir insan. Ha, inşallah cezasını da bulacaktır. Hani adalet yerini bulacaktır. Beyefendi, benim bir de mantığımın almadığı... Mantığınızın almadığı buyurun. Şeyi lütfen unutmayın. Telefon altındaki izleyicimizi bekletmek istemiyorum. Mantığınızın almadığı şeyi de söyleyin ama vicdanlı tamam. Davrandığınız için ve yayına bağlandığınız için ben Özlem ve 5 çocuğu adına size çok teşekkür ediyorum. Aile adına demiyorum bakın. Rica ederim, Özlem ve 5 o çocuk için size çok teşekkür ediyorum.